Merhaba sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Haftanın Hayı Huyu programında bir hafta sonunu gene birlikte kapatıyoruz. Bütün bir hafta içerisinde konuşulanlardan derlediğimiz bir gündem var. Başlıklar not ettik. Bunlara dair konuşacağız. Ama öncelikle geçen hafta tam da zamanı iyi kullanamadığımızdan programın sonuna gelen ve bugün biraz daha ayrıntısıyla konuşmak istediğimiz bir konu vardı. Şimdi dolayısıyla bugün, bu akşam programımıza Mihail Vasilyadis'le başlayacağız ve azınlıkları kıyaslamak ne denli doğrudur başlığı altında geçen hafta konuşamadığımız ya da çok üstün körü geçtiğimiz konuya değineceğiz. Evet, başlığını verdik. Çünkü geçen haftaki konuşmamızda en çok zamanı misafirimize tabii ki vermiştik. Ve aldığım duyumlara göre de çok ilgi toplayan bir program olmuş. Epey özellikle Robert Koleş çevresi Yunanistan'dakiler çok bir tahassüs oldu. Şimdi şöyle bir durum var. İlla ki Yunanistan'daki Dışişleri Bakanlığı'na cevap vermek üzere hem Hami Aksoy hem de Hüseyin Çelik cevap vermek istedi. İkisi de İstanbul'daki Rum azınlığına ne kadar iyi davrandırıldığını, buna karşılık aynen söyleyeyim, Atina'nın Türkiye ve azınlık kelimelerine hoşgörüyle bakmadığını söyledi. Düşünüyorum da, eminim diyorum, eğer oradaki azınlığa bir eritme programı uygulanarak bunun sonucunda bu azınlık 600 aile ile 1800 kişi ile aşağı yukarı sınırlı kalmış olsaydı bu aynı şeyi söyler miydi? Aynı bu kelimelere hassasiyet gösterirler miydi? Tam aksine. Oradaki azınlık bu kadar az olarak küçük bir azınlık durumuna düşseydi hemen takviyesine çalışırlar. Onlara da nasıl ki burada biz rum diyorsak kendimize karetta gibi, onlar da orada kendilerine rum yahut Müslüman demek durumunda kalırlardı korunmaları için. Peki bu iki azınlık özellikle sayı açısından, nüfus açısından neden bu kadar farklı? Çünkü mübadele yapıldıktan sonra İstanbul'daki Rum azınlığı Trakya'daki Müslüman ya da Türk azınlığından çok daha büyük nüfusa sahipti. Bugün tam tersi. Orada 150 bin kişiyi aşkın bir nüfus var. Burada 600 aileye düşmüş bir nüfus var. Ve bu 600 ailenin yaş ortalaması da 65'in üstünde. Neden oldu bu? Meşhur bir eritme programı uygulandı. Bu herkesin malumu. Peki nedir bu eritme programı? Lozan'dan döner dönmez heyet Türkiye'ye ilk yaptığı iş orada alınan kararları rafa kaldırıp yahut lafta bırakarak özellikle ekonomiyi azınlıkların elinden asıl vatandaş olarak görülen Türk ve Sünni toplumun fertlerine geçirmek. Tabii anayasada böyle bir şey yok. Anayasaya göre bütün vatandaşlar cebinde eşittir. Türk kimliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir kimlik taşıyan kişiler eşit. Gel gör ki uygulama öyle olmadı. Hatta benim bugün
100. yılına ulaştırmaya çalıştığım Apoyevmatini gazetesi o dönemde kuruldu amcalarım tarafından 1925'te. Ama 1925'te bu kişiler gazeteci değildi. Eczacıydılar. Eczaneleri kapatıldı. Neden kapatıldı? Çünkü bir idari karar çıktı. Bir mahallede bir eczaneden fazla kalmamalı ki haksız rekabet yapıp iyi olmayan ham madde kullanılmasın. Böyle olursa ilaçlar etkin olmaz düşüncesiyle. Ve kura çekildi. Çekilen kuralarda hep Yahudi, Rum ve Ermeni eczaneler kaybetti. Allah yardım etmedi herhalde. Dolayısıyla o eczaneler kapatıldı. Bizim amcalar Galatasaray mezunu, sınıf arkadaşları Ankara'da iyi yerlerde, onlara müracaat etti. Onlar da canım hallederiz hemen eczanenizi açarsınız demelerine rağmen bir müddet sonra aynen emir büyük yerden bir şey yapamıyoruz. Ama üzülmeyin, biz bir yolunu bulacağız size yardım etmek için. Galatasaraylılık ruhu var. Bir müddet sonra da nitekim yeniden bir Rumca gazetenin yayınlanmasına izin verilme kararı çıkınca hemen sınıf arkadaşlarına telefon ettiler. Bu permiyi size verelim diye. Ve böylece Vasilyadis kardeşler gazeteyi yayınlamaya başladı. Tabii bu eritme programının bir maddesiydi, tabii, bir gereğiydi. Ama yalnız eczanelere uygulanan bir şey değildi. Mesela barolar temizlendi. Peki hangi pisliklerden temizlenmiş olacak? Gavurlardan. Vallahi işte yani. Gavurlardan. İşbirlikçi olmayan, yandaş olmayan Rum, Ermeni, Musevi avukatlar dışarıda bırakıldı. Çok azı kaldı. Ve bu şekilde o şeyde de, o iş kolunda da bir temizleme yapılmış oldu. Bunun gibi daha birçok şeyler yapıldı. Tabii bu program, azınlık eritme programı çok ince düşünülüp uygulanmış bir programdır. Bunun en önemli şeyleri, halkaları, mesela 1940'ların başında 20 yaşın, yani 22'den 42'ye kadar bütün azınlık erkeklerinin toplama kamplarına çağrılması ve götürülmesi. Güya askerlik görüntüsü ama ne silah veriliyor ne başka bir şey. O şekilde orada bu adamlar istikballerin ne olacağını bilemeden kalıyor. Avrupa'da bunun farkına varıldığında özellikle Almanya'nın Yahudilere uygulamış olduğu bu yöntemden haberleri olduğu için soruyorlar, ne oluyor bu, neden oluyor falan diye. Ve bundan vazgeçiliyor bir müddet sonra. Bu adam aşağı yukarı bir sene sonra geriye gönderiliyor. Tabii bunlar çağrıldıklarında dükkanlar kapatılıyor. İçeride ne mal varsa bozuluyor, kayboluyor. Bazılarında da böyle demir çelik malzemesi satanlar da fiyatlanıyor. Onlar biraz karlı çıkıyorum derken varlık vergisi geliyor. Varlık vergisinin nasıl, ne menen bir şey olduğunu burada tekrarlamaya söylemeye gerek yok. Evet. Söylemeye gerek yok. Yalnız biz bugün ayın 29'u, değil mi? Hı hı. Bugün bu kaydı yapıyoruz. 2 gün önce 27 Ocak 1943 bizim için unutulması pek kolay olmayan bir gün. Ne oldu o gün?
varlık vergisini ödeyemeyen Rum, Ermeni ve Yahudi kişiler toplanıp ilk kafile Aşkale'ye sevk edildi. Zannediyorum ki Trakya'da böyle bir durumlar pek olmadı. Daha sonra tabii başka şeyler olmuştur. Yani Batı Trakya'da demek istiyorsun. Evet, Batı Trakya. Muhakkak ki bir şeyler olmuştur. Onları yapanlar bunlarla yüzleşmeli. Hatta denildiği gibi önce kendileri aynaya baksın denmişti Ankara'dan. Ben diyorum ki aynaya bakılacaksa herkes bakmalı. Baksın. Ötekiye karşı bir şeyler söylemek isteyenler önce aynaya baksınlar. Çünkü onun cevabı ağır olur. Tencere dibin kara, seninki benden kara denir. Hatta bu konuda Herkül Milas'ın kitabı bile var. Evet. Aynı bu başlıkla. Ondan sonra orada da durmadı. 1955'te 6 Eylül olayları ve 1964'te Ankara'nın İsmet İnönü hükümetinin o dönemde Atatürk ve Venizelos'un eseri olan 1930 anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmesi ve 18 ay içerisinde 90 binin üstünde olan İstanbul Rum nüfusunun 30 binlerin altına düşmesinin sağlanması. Ondan sonraki 10 yılda da devamlı bu erime ve şu anda kala kalan 600 aile. Dolayısıyla bu iki şey arasında, azınlık arasında hiçbir şekilde bir kıyaslama yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Bir de söyledikleri, efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk kelimesini ne izin vermedikleri için aleyhlerinde karar çıktı. Bu kararı uygulamadılar. Orada da aynaya bakmak lazım. Acaba biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan kararları Türkiye olarak uyguluyor muyuz? Yani Avrupa İnsan başka bir iddia. Efendim Türk kelimesine hoşgörüyle bakamıyorlar. Müslüman kelimesini kullanıyorlar. Doğrudur. Ama Rum kelimesinin karşılığı Müslümandır. Mesela Rum kelimesinin karşılığı evet oradan Müslüman kelimesidir. Çünkü Rum kelimesinin içinde en büyük var olan şey Ortodoks olmak. Mesela Antik Yunan tarihinden konuşurken oradakilerden bahsederken Rum kelimesini kullanamazsın. Bir de derneklerden şikayet var. İşte Türk kelimesini kabul etmiyorlar. Bunu da ilk uygulayan Türkiye. Burada Yunan Birliği diye bir dernek kurulmuştu. Bu dernek Türkiye tarafından kapatıldı. İsimden ötürü evet. 50-60'lı yılların başında. İsimden ötürü kapatıldı esasında. Uygulaması uyduruldu. Araziye uyduruldu. Tabii. Onu da başka bir zaman meraklanan olursa anlatmak ilginç olur. Dolayısıyla tekrar etmek lazım. Bakayım. Bir de şöyle bir şey söylendi. Efendim buradaki Rumlara sorulduğunda şimdi memnun olduklarını söylüyorlar. Ya kim cüret edip de memnun değilim diyecek bir iki kişi dışında. Şimdi bu anlattıkların Mihail, özellikle de azınlıkların işte eczacılık yapamaması, avukatlık yapamaması şu bu.
daha dün okuduğum ilginç bir yaşam öyküsünü anımsattı bana. Türkiye'li Yahudilerin, Judeo-İspanyol kökenli özellikle Yahudilerin çok güzel bir medyası var. Avlameros. Avlameros resmi Yahudi medyası diye tabir edeceğimiz Shalom'a sanki alternatif bir web sitesi. Ve burada bugün 98 yaşında olan ve Barcelona'da yaşayan Bella Eskenazi'nin hikayesini okudum. Çok ilginç bir yaşam öyküsü var. Bella Eskenazi halen hayatta, Barcelona'da yaşıyor. Dün okuduğum yazının bitişinde belirtildiğine göre her sene birkaç ayını yaz aylarında İstanbul'da geçiriyor. Pırıl pırıl bir aklı var ve gençlik anılarını anlatıyor. Gençlik anılarında Bella Eskenazi Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde yabancı diller öğretmenliği yapıyor. Ama kendisini iki sebepten ötürü öğretmen olarak atayamıyorlar. Buna karşılık teknik bir sıfatlarla ifade ediliyor görevi. Hem İngilizce, hem Almanca, hem de Fransızca dersi veriyor Hasanoğlan Köy Enstitüsü. Ama öğretmen olmadan. Devlet memuru olamıyor yani. Olamıyor. Halbuki anayasaya göre böyle bir şey yok. Evet. Ama olabilir. İsmail Hakkı Tonguç bu konuda çekince belirtmiş. Demiş ki, Bella Eskenazi ismiyle ben seni atarsam bana şunu diyecekler. Bir Ayşe Fatma bulamadın da mı bu Bella Eskenazi'yi öğretmen diye Hasanoğlan'a getirdiler. Ama demiş ben senin orada öğretmenlik yapmanı da çok istiyorum. Düpedüz statünü değiştirelim. Nitekim Bella da çok hevesli orada öğretmenlik yapmaya. Çünkü Ankara'da belli bir entelektüel çevresi var. Henüz 17-18 yaşlarında bir genç kızdan bahsediyoruz bu arada. Onlardan ötürü enstitüyü ve enstitüdeki üretim şeklini, eğitim şeklini biliyor. Büyük bir hevesle orada öğretmenlik yapmak istiyor. Her defasında diyor ki ben para da istemem. Yeter ki beni kabul edin, orada öğretmenlik yapayım. 3 tane yabancı dil biliyorum ve bunları öğretebilirim. Buna da çok ihtiyaç var. Nitekim epeyce bir süre orada öğretmenlik yapıyor. Ama sonrasında enstitü müdürü değişiyor. Müdür değiştikten sonra da gelen müdür tam da İsmail Hakkı Tonguç'un belirttiği gerekçeyle bir Ayşe Fatma bulamadınız mı da bu Bella'yı getirdiniz diyerek işine son veriyor. Uzun ve çok güzel bir yazıydı. Aslında bu yazı bu pazar günü gösterilecek bir belgeselin tanıtımıydı. Kendisiyle bu röportajlar bir belgesel formatına da getirilmiş. 500. Yıl Vakfı bu belgeseli yayınlayacak internet ortamında. Onu tanıtan bir yazıydı. Şimdi anlattıklarım bende o çağrışımı yaptı. Biz o başlığı açmamıştık ama şey yapmışken, mevzuya çok, değmişken. Çok, buna aynen uyan bir devam. Evet, çok uyan bir devam. Yani orada da bu insanlara özellikle de öğretmenlik gibi, işte eczacılık da stratejik bir şey. Tabii. Veterinerliği de yasaklıyorlar. Bir sürü alan, hayatın bir sürü alanında açık açık azınlıklar bu meslekleri yapamaz diye karar çıkartılıyor Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Fakat bu hafta konuşmak istediğim... Benim eklemek istediğim bir şey daha söyle var. Söyle Mihail. Çünkü bir de okullar söz konusu edildi. Efendim biz Gökçeada'da 4 talebe için okula izin verdiğimiz halde orada 200 küsür okul bilmem kaça düşürülmüş. İyi de Türkiye'de okulların kapatılmasına karar vermek gerekmedi. Öğrencisiz bıraktın. Öğrencisiz kaldı. Öğrencisiz bırakılan okullar normal olarak kapandı. Ve bugün Türkiye'de Rum okulu olarak ifade edilebilecek işte bir Fener'deki kırmızı mektep dedikleri Zorafyon Lisesi, Zapyon Lisesi kaldı. Bir de
Samatya'da 2-3 öğrencili bir ilkokul, Büyükada'da 2-3 öğrencili bir ilkokul. Bütün hepsi bu. Bunlar kıyaslanabiliyor mu? Daha da ilginç bir mesele var o konuda. Rum toplumu, o okulların vakıf yönetimleri öğrenci azlığından ötürü okulu kapatmak için dilekçe veriyorlar Milli Eğitim Bakanlığı'na. Milli Eğitim Bakanlığı dışişlerine evet. soruyor. Evet. Böyle bir dilekçe geldi, ne yapayım? Evet. Dışişleri diyor ki sakın izin vermeyin, evet. mütekabiliyet tamam. olur. Batı Trakya'da da bizim okulumuzu kapatır. O yüzden bu okullarda 2-3 öğrenciyle de olsa eğitimini sürdürmek zorunda kalıyor. Ciddi bir külfetin altına girip. Bu arada hiç öğrencisi kalmamış. Kapalı olan okulların da okul vasfının kaldırılmasına izin verilmiyor. Çünkü vakıflar, bizim bir kilisemiz var, bir okulumuz var, 3 tane de taşınmazımız var, bundan geçiniyoruz. İşte okul öğrencisi olmadığına göre okulu kapatıp o binayı işte otel olarak yahut da pansiyon İşhanı olarak ya kullanıp pansiyon. Olmaz deniyor. Kağıt üstünde okul var. İllaki istatistikte okul gözüküyor. Okul gözüksün diye. Şimdi bu hafta konuşmak istediğimiz başlıklardan birisi de siyaset ortamını çok ilginç bir şekilde meşgul eden bir söylem var. Bu tür söylemlere genellikle yapay gündem deniyor. Yani iktidar manipülatif amaçlarla bu söylemleri kullanıyor deniyor. Militan tartışması. Daha önce sözde tartışması vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşmasında Cumhurbaşkanı'ndan bahsederken sözde Cumhurbaşkanı dedi. Bunu söylemesinin arka planında da şu vardı. Dedi ki sen bir partinin genel başkanısın. Dolayısıyla partin kadar cumhurbaşkanlığı yapıyorsun. Bu toplumun tamamını kucaklayan bir cumhurbaşkanı değilsin. Sözde cumhurbaşkanısın. Böyle bir ifade de bulundu. Bu ifade üzerinden bu sözde kelimesi çok incitici bulundu. Halbuki Türkiye toplumunun kulaklarının çok alışık olduğu bir şeydir sözde. Her konuda Türkiye siyasetçilerinin iki tarzı vardır. Birisi sözde ile yok saymak, küçümsemek ya da inkar etmek. Bir diğerisi yok hükmündedir. Bu iki kelime. Biri yok hükmündedir, öbürü de sözde. Yıllar yılı Türkiye'de... İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları gibi mi? Tabii, sözde İnsan Hakları Mahkemesi, sözde karar. Bizim için yok hükmünde olan karar, bizi bağlamaz karar. Altına imza attığımız halde bizi bağlayacak bu kararlar diye uygulandığında, bize ters geldiğinde biz bunu tanımıyoruz, yok hükmündedir dediğimiz kararlar. Şimdi bu militan tartışması da böyle çıktı ve militan sözcüğü birdenbire hakaretamiz bir anlam kazandı. Oysa başta Türk Dil Kurumu sözlüğü olmak üzere hangi sözlüğe bakarsak militanın çok yalın bir tanımı var aslında. Militan bir davaya inanmış, bir davaya gönül vermiş, o dava için mücadele eden insandır. Çoğunlukla partilerin aktif elemanları içinde bu militan kelimesi kullanılır. Yani artık yaşamını partiye adamış. Bu dendiği zaman bir benim aklıma... Bir ideal uğruna evet, çalışmak. Bu dendiği zaman benim aklıma John Steinbeck'in Bitmeyen Kavga kitabı gelir. O Bitmeyen Kavga kitabında Amerikan Komünist Partisi'nin iki militanı vardır. Acacına ceplerinde 5 kuruş paraları yok. Sırf partinin kendilerine verdiği görevi ifa etmek için Kaliforniya'daki veya Virginia'daki elma bahçelerinde çalışan işçileri örgütlemeye çalışırlar. Parti bunlara bu görevi vermiştir ama neyle seyahat edeceksiniz? Trene kaçak biniyorlar. Ne yiyeceksiniz? İşte çalışıp ne kazanırlarsa onu yiyecekler. Veya bir edebiyattan bir John Steinbeck'in o Bitmeyen Kavga romanı gelir. Bir de Jack London'ın Meksikalı Devrimci kitabı gelir. Orada da partisine destek olmak için dayak yiyen bir boks şeyi vardır. Antrenman figürü. Adam ringe çıkar. Esas boksör talim yapmak için canlı bir rakiple. Buna da para verirler dayak yediği için. Ölesiye dayak yiyen bir adamdır. Militan denince benim aklıma gelen figür
budur. Sonra günümüzde militan denince belli bir gruplarda siyaset yapan, özellikle de devrimci eğilimlerle siyaset yapanlara da yaygın olarak militan dendi. Hatta 70'li yıllarda militan diye çok güzel bir edebiyat dergisi de vardı. Sanat Edebiyat Dergisi yayınlanıyor militan diye. Onun sayıları vardı, ben de uzun zaman muhafaza etmiştim. Ama Türkiye'de sözcükleri kendi anlamından çarpıtıp başka anlamlar yükleyerek kullanmak gibi bir eğilim var. Senin kullandığın anlam söz konusu değil. Onların anladığı anlam evet. Önemli. Ben 1964'ten daha 24 yaşındayken 1955'e kadar 11 sene mahkemede süründüm. Sonunda beraat ettim. Ama 11 sene benim kullandığım Rum kelimesinin illaki ırk anlamında kullanılmış olduğunu, ırkçılık olduğunu ve bölücülük olduğunu, milli birliği bozacak şekilde Rumluk propagandası yapmakla suçlandım. Yani olacak şey değil. Tabii şey. Milli birlik Rum tanımaz. Milli birlikte tek şey vardır, Türk. Başka bir şeyden bahsedersen milli birliği o anlamda, o mantıkla bozarsın. Ben tercümeye itiraz ettiğim şey oldu, şöyle iddianame okunduğu zaman bana sordu hakim, kabul ediyor musunuz? Dedim hayır, etmiyorum. Çünkü dedim bu iddianame benim yazdığım yazı üzerinden değil, çevirmesi üzerinden tanzim edilmiş anladığım kadarıyla. Bir ırk kelimesi falan diye bir şey yok dedim. O zaman hakim, bir dakika, kim yaptı bu tercümeyi? Bakıyor altında bir Türk ismi. Esasında tercümeyi yapan Papa Eftim'in ailesinden biri. Çünkü onunla ilgiliydi yazı. Ama kendi ismini kullanmamış. Bakıyor Ahmet bilmem ne. Ha dedi, bir Türk yapmış. Deyince ben de sanki şimşek çıktı. Bir dakika hakim bey dedim. Siz bu Ahmet Bey'i nitelemek için Türk kelimesini kullandınız. Ben de Yorgo'yu nitelemek için Rum kelimesini kullandım. Siz ne kadar ayrımcılık yapmak için kullandıysanız ben de öyle de kullandım diye. Lütfen rapora geçmesini rica ediyorum. Yanında da avukat mavukat yoktu. Geleceğim diyen avukat gelmedi. Biliyorum. Ondan sonra devamlı 10 sene git gel, git gel, git gel. Yalnız tarihlerde bir yanlışlık yaptım. Onu hemen bir düzelteyim ben. Hangisi? 64'ten 55'e kadar 11 yıl dedin. Belki de 54'ten 65'e kadar mı demek istedin? Yok. 64'ten 75'e kadar. Tamam. 55 mi dedim? Onu 55 çakılmış kafaya. Yok, 64'ten yani, 75'e bu kadar. Bu sözcüklerin deformasyonuna uğrayan bir başka ifade de ideolojik lafı. Bu ideolojik lafı da şeytanlaştırılan bir sözcük. Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir şeyi eleştireceği zaman, suçlayacağı zaman daha doğrusu, onlar ideolojik diyor. Mesela akademisyenler bir ifadede bulunmuş. İdeolojik. Yani ideoloji derken hangi kabahat anlaşılıyor? Meselelere ideolojik bakmak derken... Onu Türkçeleştirelim. Ülkücü düşünce. İdeoloji... İdeal, ülkü, evet. İdeoloji ülkücü düşüncedir. Peki ülkücü düşünceye sahip olup da böbürlenenler... Ne olacak? İdeolojik değil mi onlar? Bunlar ideolojik değil mi? Ya da gel militan sözcüğünü de Türkçeleştirelim. Mücahit çıkacak. Mücahit. Bunların hepsi parti mücahitleridir deseydi bir ne ideal olacaktı? Uğruna kendi çıkarını hiçe sayıp uğraş vermek. Budur. Ülkücü düşünce çok güzel bir kelime. Ondan rahatsız olmayacaklar değil mi? Bunlar hakaret mi sayılıyor? Evet. Yani ideolojik, militan o kadar hakaret sayılıyor. Peki, ki ben şimdi şuradan bir cümle buna muhatap sana. Olan herkese dendi ki hepiniz gidin CHP Genel Başkanı'na dava açın. Dava açın. Size hakaret peki, etti. Peki ben
şurada bir cümle okuyayım sana. Aydın müşveddeleri, kiralık kalem, sözde gazeteci, kimliksiz akademisyenler, 805 çürük şahıs, pişkin ve de pislik. Bunlar hakaret mi? Yok, değil mi? Değil, bunlar fikir özgürlüğü. Şimdi bu 805 kişi de bu lafı söyleyene dava açmalı mıdır ki? İsterlerse açsınlar ama o dava yürümez zaten. O dava yürümez. Ama yani şimdi, onların dilekçesi kabul edilmez. Öyle deme, çünkü reform düşünülüyor. Bu reformlar uygulandığı zaman bu her şey değişecekmiş. Ama yani buna reform, rağmen... Yani yeniden form vereceğiz, öyle mi? Evet, şeylere? 19 sene sonra. 19 sene sonra. 19 sene sonra yanlış mı yapmışız? Yani 19 sene boyunca yanlış mı yapmışız? Olabilir. Yanlışın neresinden dönersen kârdır. Belki de tek parti düzenindeki yanlışlardır. Ya, öyle mi? Yok. yanlış hesap Bağdat'tan döner. Gerçekten bunların yanlış olduğuna kanaat getirip de bu reform yapılacaksa ben de varım. Eğer sırf göstermelik olarak Avrupa'daki çok yakın dostlarımızı zor durumdan kurtarabilmek için bir reform yapılacaksa, ama bu reformlara rağmen eğer İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmayacaksa, ne bileyim bütün bu 301 hala geçerli olacaksa, ne biçim reform olacağını göreceğiz. Ümidim ve beklentim bu reformların güzel olması, doğru yolda olması. Çünkü bugünkü haberdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yayınladığı raporda Türkiye'yi Avrupa'da en çok hak ihlaline yol açan, ihlali yapan ülke olarak ilan etti. Bu reformlardan sonra ümit ederim ki gelecek seneki raporda bunlar olmaz. Türkiye birkaç kademe yükselir. Türkiye bu reform sözcüğüyle belki de hedeflediği sonucu da aldı. Çünkü biliyorsun Avrupa Parlamentosu bir yaptırım kararları tasarlamıştı. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği, evet. Parlamento Avrupa Birliği, hala evet, ısrar ediyor. Ve bunları açıklamak için de ABD'deki uygulamaları beklemeyi kararlaştırmıştı. Şimdi onu askıya aldı. Niye askıya aldı biliyor musun? Görüşmeler yapılıyor. Geldi. İstikşafi görüşmeler başladı Yunanistan'da. Şimdi artık istikşafi değilmiş. Neymiş? Başka bir isim kullanılmaya başladı. Dün gördüm, şu anda aklımda değil. İsim değiştirince, yani şapka değiştirince insan değişiyor. Değişiyor, tabii. Yani, bu terminoloji de buna uygun olarak zaten kullanılıyor işte. Ama arada bir fark var sevgili Bakrat. Avrupa'daki hükümetler halktan gelen baskıya pek kulaklarını tıkayamıyor. Dolayısıyla bu işin kolay olacağını zannetmiyorum. Eğer gerçek adımlar atılırsa Türkiye'nin elinde çok imkanlar var. Dediğim gibi geçen hafta söyledik. Ayaklarımızı yorganımıza göre uzatabilirsek, bunun dışına çıkmazsak kolayca gerçek bu anlamda reformlar uygulanabilir ve Türkiye'nin imajı çok çok değişebilir. Ah, Türkiye potansiyellerini ne yazık ki, imkanlarını, kaynaklarını ne yazık ki kötülük adına kullanıyor. Buna çok üzülüyorum. Çünkü iyilik diye dünyaya katabileceği çok şey var bu coğrafyanın. Bu coğrafyada yaşayan insanların, bu insanları şekillendiren esas kültürün, ama o esas kültür, toprağın kültürü, tarihin biriktirdiği kültür hoyratça başka bir şeye çevrilmeye çalışılıyor ve coğrafya iyilik ne yazık ki üretemiyor. Dün gene ilginç bir şekilde geç saatlerde
TRT Belgesel kanalında Antarktika'da çalışma yapan Türkiye'li araştırmacıları izledim. Aralarında askerler var, aralarında bilim insanları var. Asker dediğime bakma, askerlik içerisinde bilim alanında uzmanlaşmış insanlar da. Haritacılıkta uzmanlaşmış, tabii. Telekomünikasyonda uzmanlaşmış tabii. Adamın bir rütbesi var, üsteğmen falan filan ama teknik olarak belli bir uzmanlığa sahip. Aralarında öğretmen var, aralarında biyolog var, şu var, bu var ve bunların çalışmaları. Bunlar ne kadar heyecan verici şeyler. Orada geçici bir istasyonları var ve çok çarpıcı geldi. İstasyondaki görev bitince orayı terk ederken kapı kilitleme geleneği yokmuş. Ne? Kapı kilitleme geleneği yokmuş Antarktika'da. Hiç kimse için yokmuş. Hiçbir bilimsel çalışma grubu o mekanda bulunmadığı zaman kapıyı kilitlemezmiş. Hep oraya girmek ihtiyacı duyan birisine açık bir kapı bırakmak için. Bu bana düşünce olarak çok çarpıcı geldi. Esasında, kapı kilitlenmiyor. Donanımlar var, teknik malzemeler var. Bilimde böyle olması lazım. Bak, bu aşı meselesi. Avrupa'da, Avrupa Birliği şimdi bir karar aldı. Bu aşıyı üreten şirketlerden ihtira beratını kaldırdı. Yani bunlara biliyorlarına patent hakkı. Patent hakkını tanımıyorlar. Patent bu durumda olmaz. Bu bir insanlık meselesidir. Ah, ve bunu kaldırıyorlar. Şu ana kadar üretilen aşıların %75'i ne? 10 devlet satın aldı. 10 devlet şu ana kadar bütün dünyada üretilen aşıların %75'ine sahip oldu. Yani bu konuda insanlık ortak bir imkana sahip olmadı ve olacak gibi de gözükmüyor. O... Yani yoksul ülkelere bu aşı sırasının 2024'ten önce geleceğine inanılmıyor. En erken onlara sıra 2024'te gelecek deniyor. Esasında şirketin bunu istediğine satmasına engel olamazsın. Ama patent vermediğin anda bunu başkaları da aynı aşıyı üretebilir. Bu fırsat var. Bakalım diğer ülkeler de, mesela Türkiye Rus aşısını burada üretecek deniyor. Bizim bir milli aşımız vardı. Esas biz onu bekliyoruz. Milli ve yerli bir aşı projemiz var. O da olabilir. O evet, da olur esas inşallah. Onu bekliyoruz. Ama yani maksat bu patentler insani, insan için elzem olan konularda patent ne demek? Patent ne demek? Fakat böyle bir pandemi zamanında bu benim patentim, sen bunu imal edemezsin, üretemezsin demek mümkün mü? Şimdi şu yargı reformunu konuşuyorduk ya, biraz önce mevzu oradan açıldı. Bu ara gene yargıda çok tartışmalı bazı kararlar çıkıyor. Arka arkaya çıkıyor bu, evet, kararlar. Bunlardan birisi Soma maden kazasından sorumlu tutulan, ihmallerinden ötürü tasarruf edeceğiz diyerek belli önlemleri almayan şirket sahibi ve yönetici konumunda olan insanlara mahkumiyetler verilmişti. Yani bu sonucu öngördükleri halde bu tedbirleri almadıkları için bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek. 301 kişi öldüyse 301 defa aynı cezanın tekrarı gibi oldukça ağır cezalar verilmişti. Onlar hukukun sunduğu imkandan yararlanarak meseleyi Yargıtay'a taşıdılar. Yargıtay bu şikayetleri göz önünde bulundurarak ilk mahkemeye, yani bu hükmü veren mahkemeye geri gönderdi dosyayı. Dedi ki bu yargılamayı gene yapın. Şu 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 noktalarda muhtemelen kusurlar var. Bunlara dikkat edin. Bu sefer ne yapıldı biliyor musun? Mahkeme heyeti değiştirildi.
5 üyeden oluşan mahkeme heyetinin 3 üyesi değiştirildi ve yeni mahkeme heyeti tam tersi bir karar aldı. Bu yeni bilinçsiz bir şey. Bilinçsiz taksirle, evet, yani adam öngörememiş, istemeden kaza olmuş. Bugün alınan gelen karar da böyle, Pervin Elvan için. Berkin Elvan için alınan karar da evet aynı şekilde. Gerçi bugün tam bir karar alınmadı çünkü geçici bir mahkeme heyeti vardı ve Haziran ayına ertelendi duruşma. Değil mi? 19 Haziran'a mı ertelenmişti? Orada ama niyet tam da bu. Yani Berkin Elvan'ı nişan alarak vuran adamın aslında istemeden vurduğu sonucunu yaratmak. Bunu her bir cinayette gördük. Bugün haberde Kemal Kurkut gördüm. Cinayetinde aynı şey olmadı mı? Göz göre göre yanındaki polis dedi ki ya niye vurdun adamı? Ne gerek vardı vurmaya dedi. Öyle dediği halde yarı beline kadar çıplak olan genç bir adamı biz onu canlı bomba zannettik. Onun için öldürdük diyebildiler. Ve İçişleri Bakanı da tövbe yarabbim yani öfkeleniyorum böyle zamanlarda dedi ki belki de belinden aşağısında bomba saklamıştı ne bilsin. Ha yani adam pantolonunu da mı çıkarsaydı size bir şey ispat etmek için. Evet İsrail polisi öyle yapıyor. Ve hiç farkı yok şu anda Türkiye polisinin Filistinlilere karşı zulüm yapan İsrail polisinden. Bugün televizyonda bizim televizyon gösterdi Artı TV. Kadın sinir krizleri geçirdi. Yani görsen halini sanki çocuğu dün ölmüş de hala şokunu yaşıyormuş gibiydi. Evet. 14 yaşındaki çocuğumu dedi, çocuk dedi, geri, evladımı geri verin diye bağırıyordu. Yani evet o insanlar çok ağır bir travma yaşıyorlar ne yazık ki. Onlara bu durumda yani alınacak ceza belki 2,5-3 sene o da paraya çevrilir. Taksirle ölüme sebebiyet vermek 3 yılla 9 yıl, 2 yıl 8 ayla 9 yıl arasında bir ceza gerektiriyor. Bunu alt limitten verirsin. Alt limitten verirsen paraya çevirebilirsin. Paraya çevirirsen takside bölersin. Yani bu cezayı ortadan kaldırmanın bir sürü yolu bulunabilir. Bunun bir ama çocuğunu kaybeden bir kişi için ne demek olduğunu yaşayanlar bilir. Ah o adama ömür boyu hapis de versen o çocuğunu kaybeden annenin yüreği soğumayacak. O çocuğun sıcaklığını kaybetti. 14 yaşındaki çocuk gitti ve geri gelmeyecek. O ayrı bir mesele. O annenin yüreğini soğutmak mümkün değil. Dediğim gibi acımasızca nişan alarak öldürdüler o çocuğu. Daha doğrusu ben hiçbir cinayetin taksirle işlendiğine inanamıyorum bu ülkede. Her şey bilinçli, planlı olarak oldu. Ok Meydanı Cemevi'nde bir cenazeye katılan genç bir adam, gene o cenaze esnasında, cemevindeki cenaze töreni esnasında ateş edilerek vuruldu. Kim ateş etti, nereden ateş etti? Bir türlü ortaya çıkarmadı. 1 Mayıs. 1 Mayıs ya da benzeri bir sürü ölümle sonuçlanan o mesele. O eve girip de ayakkabılarınızı çıkarın diye el kadını. Kız Dilek, evet Dilek değil mi? Anında orada infaz edildi çocuk. Ailesinin gözünün önünde, annesinin, babasının, kardeşlerinin gözünün önünde o genç kadını orada infaz ettiler. Ceylan Önkol'u hatırla abi. Ceylan Önkol karakoldan ateş ettiler. Kızcağız öldü, annesi gitti. Kızını nasıl bir silahla öldürdülerse paramparça oldu. Parçalarını eteğine toplayıp eve getirdi. Kızından kalan parçalar. Yani bu meselelerin hiçbirinde yargı bir yere varamadı. Çünkü yargının üzerinde bir sopa var. Yargının üzerinde senin sınırın budur, bundan ötesini soruşturma diyen bir sopa var. Soruşturduğun anda zaten en iyi ihtimalle, en hafif ihtimalle görevinden alınırsın. Onun bir aşama sonrası başka bir yere sürülürsün. Daha da vahimleri var. Biraz galiba çok sıkıntı verdik. Evet. Seyircilerimize, izleyicilerimize. Daha böyle iyi bir haber yok mu yorumlayacak? Belki haftaya olur. Ha şunu söyleyeyim. Söyle kapatıyoruz şimdi. Patrik Hazretleri Bartolomeos aşı oldu.
Çaba Hastanesi'ne giderek aşı oldu ve oradan çıkarken de özellikle herkesi bir an evvel aşı olmaya davet etti. Bu musibetten kurtulmanın temel yollarından biridir diye. Bu da bir din adamı için olumlu bir şüphesiz örnek olunması gerekiyor. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın da Sağlık Bakanı'nda kameralar önünde aşı olmasının anlamı tam da budur. Bartolomeos da bir dini önder olarak belli ki bu açıklamalarıyla onun aynı işleri... uluslararası şeyde de çevrede de bir tanınırlığı, bir bilinirliği var. Tabii. Sevilen, sayılan Yeşil Patrik diye bilinen bir şahsiyet. Dolayısıyla belki de Avrupa'daki aşıya karşı olanlara bir etki yapabileceğini, özellikle din adamları çok var. Değil mi? Aşıya karşı olan. Belki onların biraz daha böyle... Direncini kırar. Pekala. Efendim bu hafta da böylece programın sonuna geldik. Ben de farkındayım. Mihail de uyardı ki programın sonuna doğru da hepten karamsar bir tablo çizerek bu hafta da gündemi değerlendirdik. Ama neyse son açtığım başlık güzel bir başlık oldu. İyi mesaj veren bir başlık oldu. İnşallah önümüzdeki hafta programın ağırlığı böyle olur diyelim. İşte hayli huylu haber olsun. Hayli huylu haberler olsun. Pekala. Haftaya görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun efendim.